Dünyanın en uzun çalışan, en az izin kullanan, durmaksızın iş cinayetlerine kurban giden emekçileri bu ülkede yaşam savaşı veriyor. Ülkemiz bir ucuz emek cenneti haline getirilmek istenirken Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında. Kapitalistler ve hükümetleri ücret artışını sözde enflasyonu azdırır gerekçesiyle kabul etmiyor. Kamu harcamalarını kısıp eğitim ve sağlığa giderek daha az bütçe ayırıyor. Ama iş silahlanmaya gelince kesenin ağzını açıyor. Silahlanmada sınır tanımıyor, savaş bütçelerini arttırıyorlar. Bloklaşan emperyalistler arasındaki rekabet şiddetleniyor ve hegemonya çatışmaları silahlarla sürüyor. Görünürde Ukrayna savaşıyor, ancak asıl savaş bir yanda başta ABD olmak üzere NATO, bir yandaysa arkasındaki Çin'le Rusya arasında. Halkların yeraltı ve yerüstü zenginliklerini paylaşmak için birbirleriyle dalaşan ve dünyayı yeni bir büyük savaşa sürükleyen emperyalistler savaş harcamalarını da emekçi halkların sırtına ekiyor. Üreticileri olan tekelleri zenginleştiren füze, tank ve uçaklar bizim vergilerimizle üretiliyor. Ukrayna savaşında olduğu gibi savaş enerji ve tahıl fiyatlarını uçuruyor. Milyonlarca emekçi savaş ve açlık ve yoksulluk nedeniyle göç yollarına düşüyor. İsrail, Orta Doğu'da Filistin halkına karşı aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 34 binden fazla insanın hayatına mal olan acımasız bir saldırı başlattı. Bu soykırım tüm dünya işçileri ve halkları tarafından kınanıyor. AKP iktidarı ise bu savaş planlarından pay kapma ve bölgede hakimiyeti kurma hevesiyle ülkeyi yeniden savaşa sürükleyen politikalar yürütüyor. Bölgede yaşanan çatışmalar için tekrardan askeri üslerin kullanılması gündeme getiriliyor. Kürt meselesinin çözümüne dair hiçbir adım atılmıyor. Halkların bir arada eşit bir şekilde yaşamasının önüne engeller konmaya ve inkarcı politikalar devam ettiriliyor. Başta işçi sınıfımız olmak üzere her milletten halklarımız Kürt sorununun çözümü için mücadeleyi büyütmelidir. Yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, göçün ve savaşın en çok yaşandığı bir ilde yaşıyoruz. Selam olsun emekçilere, selam olsun kadınlara. Savaşa, sömürüye ve yoksulluğa karşı yaşasın bir Mayıs, bizi yek bulan. Dayanışma ve mücadele günüdür. Fakat Türkiye tarihinde 1 Mayıs'a baktığımız zaman bakıyoruz ki kan var, baskı var, katliam var, zulüm var. 4 Mayıs 1937 Dersim soykırımının fermanının yazıldığı bir gündür. 40 bin canın
ananın, atamızın soykırıma uğradığı bir gündür. Toprağa düşenlerimizin soykırıma uğradığı bir gündür. Mücadelemizde yaşayacaklar. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Başımıza, ekmeğimize göz koyanlara, en gereklere, çıyanlara, bize açlığı, sefaleti, yoksulluğu, işsizliği dayatanlara, bize antidemokratik, hukuk dışı uygulamaları dayatanlara, bir gecede kara kararla arkadaşlarımızı işsiz bırakanlara, İstanbul Sözleşmesi'nden el çektirenlere, rant için doğayı talan edenlere, bize savaşı dayatanlara, bugün dünyanın her bir yerinde, Türkiye'de, alanlarda arkadaşlarımız ıslıklarıyla, zırgıtlarıyla, sloganlarıyla tepki gösteriyorlar. İnsanca yaşayamıyorsak bu ülke yoksul olduğu, ülkenin kaynakları yetersiz olduğu için değil. Bu ülkenin kaynakları hepimize insanca yaşamaya yeter. Yeter ki kaynaklarımız rantçılara, sermayeye, faize, saraya, şatafata, silaha, savaşa değil, işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere ve kamu hizmetlerine kullanılsın. Hak ve özgürlüklerimizin alabildiğine kısıtlandığı bu süreçte hükümetin yoksullaştırdığı ekonomik programına seçimden sonra uygulayacağını ilan ettiği acımasız kemer sıkma politikalarına, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı itirazımızı 1 Mayıs meydanlarında yükseltiyoruz. Hekimlerin örgütlü gücü olan bizler mesleğimizin ve meslek örgütümüzün tarihsel birikimine güveniyoruz. Nasıl emek bizim söz bizim sloganıyla meydanlarda, yollarda, grevlerde emeği değersizleştirilen, kölelik koşullarında çalışmaya zorlanan, her gün şiddete maruz bırakılan, umudunu yitirmekte olan hekimlerin sesi olduysak, umudu olduysak, bugün de haklarımız için, bu memlekette yaşayan tüm insanların toplumsal ve siyasal iyilik hali için mücadeleye hazırız. Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir ülke istiyoruz. Dostlar, bunun yolu hep birlikte mücadele etmekten geçiyor. Yeter ki gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke için omuz omuza verelim.